Sakine Öz, Muğla Manisa Milletvekili. Tamam şu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz tasarı ve tekliflerin 73. maddesinin T bendi üzerinde, 2 alt bendi üzerinde söz aldım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Biraz önceki konuşmamda başladığım gibi bu konuşmamda da devam edeceğim. Çünkü bu tasarı ve teklifle yapı denetim yasasının anayasa mahkeme kanun hükmünde kararnamelerle anayasa mahkemesinin reddettiği bir durumu yasaya tekrar aynı nitelikte sokmaya çalışmanın bir eseridir bu. Ben tekrar ediyorum, bu tasarıyla kamuya ait yapı ve tesisler, köy yerleşim alanlarında yapılan konutlar ile 200 metrekareyi geçmeyen müstakil yapılar, tarım ve hayvancılık amaçlı yapı ve tesisler, köy yerleşik alanları ve iskan dışı alanlarda ve nüfusu 5000'in altında olan yerlerde 500 metrekareyi geçmeyen konutlar yapı denetimi yapılmasının dışına bırakılıyor ve denetimsiz yapılaşmayı genişletiyor. Türkiye'nin birçok illerinde birçok yerleşim yerimiz 5000 nüfusun altındadır ve 500 metrekarenin de altında ya da 500 metrekareye kadar inşaat yapılır. Bu demektir ki Türkiye'yi korkuturken %90'ın üzerinde deprem bölgesi olan Türkiye'miz diye korkuturken bu yapıların denetimsiz ve yapı denetimin haricinde dışına çıkarılması etik değildir. Bu insanlarımızı ölüme mi terk etmek niteliğindedir? Bu denetimsiz yapıların denetlenmesi yönünde çalışma yapılması gerekirken ne yazık ki bu yasayla denetim sınırları azaltılmaktadır. Yine yapı denetim yasasının 5. maddesindeki değişiklikle yapı denetim ücretleri yarı yarıya azaltılmaktadır. Geçmişte sabit yapı maliyetinin %3'ü olan bedel şimdi burada en az %1,5'a düşürülüyor. Diğer yandan tasarıyla bu bedelin %1'in ruhsatı veren idareye, %1'inde bakanlık döner sermayesine aktarılması öngörülüyor. Değerli milletvekilleri, bu değişiklik yapı denetim firmalarının biraz önce de dediğim gibi ücretlerini yarı yarıya azaltmak demektir. Yapı denetimci hak ettiği ücreti alamayacak, bağımsız çalışamayacaktır. Yapı denetimci müteahhitin önüne savunmasız biçimde sürülecek, pazarlığa itilecektir. İmar ve Yapı Denetim Kanunu'ndaki değişiklikleriniz ne yazık ki 1999 depreminde daha büyük kayıpların zeminini depreminden daha büyük kayıplara zeminini hazırlamaktadır. Biz sizlere bununla ilgili çözüm önerileri de yapıyoruz. Bu yamalı tekliflerinizin yerine sizlere çözüm önerileri sunuyoruz. Bunlar yapı denetim kuruluşlarının kurumsallaşarak gelişmelerini sağlayacak düzenlemeler yapılmasıdır. Bunlar yapı denetim kuruluşlarının yapı sahipleri veya müteahhitlerle iş alma bağı koparılarak işlerin elektronik ortamda bağımsız ve merkezi olarak dağıtılmasıdır. Bunlar kalite sistemi kurarak sistem içerisinde çalışmaları sağlamaktır. Yine bunlar kamu yapıları da dahil olmak üzere tüm yapım işleri yapı denetim sistemine dahil olmasıdır. Denetçi mühendislerin mesleki deneyime ait sertifikasyon işlemi yeniden düzenlenmesidir. Yapı üretim sürecinin esas unsurlardan olan müteahhitlik kurumsallaşma sağlayacak bir yasal altyapıya kavuşturulmasıdır. Mesleki sorumluluk sigortası sistemi dahil edilmelidir. DASK sistemi ile bütünleşme sağlanmalıdır. Biz sizlere öneride bulunuyoruz. Meslek örgütleri size öneride bulunuyor. Bu yapı denetim yasasının değiştirilmesiyle ilgili meslek örgütlerine defalarca tasarınızı gönderdiniz. Ama bugün bu torba yasasının içine bunları katarak yapı denetim, daha düzenli bir yapı denetim yasasının çıkmasına da engel olmaktasınız. İmar kanununun düzenlenmesine de engel olmaktasınız. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri bir kez daha sağlıklı yasa yapma yöntemine yönlendiriyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.